sessizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Son olarak gündemimize Sermaye Piyasası Kurulu ve işte borsa geldi. Sedat Peker'in iddialarıyla. Yeni Çağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir bizlerle birlikte. Remzi Özdemir sistemi en iyi bilen gazeteciler arasında. Onunla konuşacağız. Bu çark, bu sistem nasıl işliyor? En son Kemal Kılıçdaroğlu attığı tweetlerde borsadaki küçük yatırımcı ve onların uğradığı zararları da bildiğini söylüyor. Bunun da üzerine gideceklerini söylüyor. Peker son 3 yıl işlemler incelenirse zaten net biçimde ortaya çıkar diyor. Bütün bunları konuşacağız. Sayın Özdemir günaydın. Günaydın Murat. İyi yayınlar diliyorum. Güzel bir hafta olsun inşallah. Umarım öyle olur. Her haftaya, her güne bu dilekle başlıyoruz. Güzel mi oluyor onu da bilmiyorum. Belki de iyi oluyordur. Sonuçta cerahat akınca hani temizlik de olur. Dolayısıyla bunların ortaya çıkması hiç konuşulmamasından iyidir. Ya da değil mi? Ben öyle düşündüm yani bir anda siz böyle söyleyince. Ya kesinlikle doğru söylüyorsun. En azından kapalı kalmasından çok iyi ama bu bir yara. Yaranın bir de temizlenmesi gerekiyor. Yani o yarayı temizlemediğin sürece bu kangrene dönüşür. Maalesef şu anda Türkiye'de kangrene dönüşüyor. Çünkü şu ana kadar herhangi bir savcı harekete geçmedi. Dahası en önemlisi Murat, Sermaye Piyasası Kurulu bu konuda soruşturma yapacağız. Haksızlık varsa araştıracağız. Bütün işlemlerimizi gözden geçireceğiz demesi gerekirken tam tersi bu iddiaları ortaya atan, bir nevi suç duyurusunda bulunan, açığa çıkartan hanımefendi ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Şimdi bu şartlarda siz nasıl rahatlarsınız ki? Yani ana problem burada bu. Evet, doğru. Şimdi ben geçen hafta sizle konuşmamıştık ama geçen hafta gündeme getirmiştim. Çok şaşırtıcı geldi bana. Normalde böyle hükümet devirecek bir gelişme olarak gördüm ama bizde haber bile olmadı. O kadar sıradanlaştı ki. Önceki hafta, yani geçen haftadan da önceki hafta, borsada bir gün böyle banka hisseleri yükselmeye başladı. Ertesi gün Merkez Bankası piyasaların tüm beklentilerin aksine faiz indirdi. Şimdi haliyle birilerinin borsada önceden bundan haberdar olduğu ve bu habere göre pozisyon aldıkları ve hisse alımı yaptıkları çok net. Yoksa niye yükselsin? Ama mesela bunun da üzerinde hiç kimse durmadı. Yani birilerinin içeriden bilgi almış olabilecekleri, orada kimlerin hisse aldığı, kimlerin yüklü alım yaptığının mutlaka incelenmesi gerekmez mi? Mesela bu kimin işidir? Bunu kim yapmalı? Murat, şu anda borsada bu iddialar bana göre sermaye piyasası tarihinin en önemli olayı. Bu en önemli olayında bir soruşturma yokken iki ya da üç insider yani içeriden bilgilendirmeyi mi harekete geçecekler? Allah aşkına öyle bir dünya yok. Şu anda Türkiye'de öyle bir dünya yok. Doğru mu? Doğru. Evet, haklısın. Sadece o değil. Bakın aynı zamanda geçen yıl Aralık ayındaki kur korumalı gününde de buna benzer bir insider yani içeriden bilgilendirme iddiaları oldu. Ona benzer daha en az 10 tane iddialar var ve net bir şekilde önce borsada satış yapılıyor, ertesi gün bir açıklama geliyor. Ya da tam tersi borsayı alıyorlar, ertesi gün olumlu bir açıklama geliyor. Bakın bu dünyanın her yerinde soruşturulması gereken çok ciddi anlamda bir araştırması yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken bir konu. Ancak Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu özellikle son 10 yılda, bakın son 20 yıl demiyorum, AKP 20 yıldır hayatımızda iktidarda, ancak son 10 yıldır Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bu konuda ciddi bir somut adım görmedik. Bunun da tek bir nedeni var, liyakat sorunu. Yani Sermaye Piyasası Kurulu eskiye baktığımız zaman işte bir Ali İhsan Karacan gibi çok değerli isimler vardı, eğitimli insanlar vardı. Bakın Sermaye Piyasası Kurulu'na insanlar girebilmek için yarış ederdi. Mülkiye'den, ODTÜ'den liyakat sahibi, iyi derecede mezun olmuş çocuklar Sermaye Piyasası Kurulu'na girmek için sınava hazırlanırlardı. Yani düşünebiliyor musun? En iyi okullar
kazanıyorsun, iyi dereceyle bitiriyorsun. Bir de oraya girebilmek için sınava girerdin ve o sınav için bir yıl, iki yıl hazırlık yaparlardı. Ancak şu anda sermaye piyasası kurulunda bir liyakat sorunu var. Bakıyorsunuz uzmanlara, son 5 yıldır ya da 7 yıldır alınan kişilere bakıyorsunuz. O kadar kolay bir şekilde alınıyor ki. Yani liyakat, Türkiye'nin ana sorunu olan liyakat, sermaye piyasaları piyasası kurulunu da olumsuz etkiliyor. Olumsuz etkilediği için, tamamen siyasi iradenin burada etkisini gördüğümüz için işte bütün bunlar başımıza geliyor. Bakın Sedat Peker'in iddiaları. Bu iddialar aslında bilinen bir şeydi. Yani bilinmeyen bir şey değildi. Bugün borsada bir lot dahi hisse senedi alan insanlar bu borsada olup bitenlerin farkındaydı. Bakın, bana göre burada en önemli iki sorun var. Birincisi, son 5 yılda, bakın yine 5 yıl diyorum, geriye gitmiyorum. Son 5 yılda halka arzlar mutlak suretle incelenmesi gerekiyor. O kadar gereksiz şirketlerin halka arzına izin verildi ki ve bu şirketlerin birçoğu şu anda yok. Yani battı gitti. Önce gözaltı pazarına alındı, ondan sonra gitti. İkincisi, sermaye arttırımları. Bakın, ciddi anlamda bu sermaye arttırımları yatırımcıyı canından bezdirmiş. Borsada özellikle küçük yatırımcının can havliyle kaçıp gitmesine neden olmuştur. Bu Sedat Peker'in iddialarının dışında bir şey daha var. Bakın, Türkiye'de medya yayıncılığı yapan, aynı zamanda İslami bir holdingin bedelli sermaye arttırımları incelenmesi gerekiyor. Ya bir şirket, bir holding Allah aşkına her yıl bir kuruş temettü vermeden bedelli sermaye arttırımına nasıl gider? Bu şirketin hisse senedi 30 kuruşa bile düştüğünde bu şirket %200'lük bedelli sermaye arttırımına gidiyor. Bunu biraz bize anlatır mısınız? Şimdi bunu herkes biliyor gibi konuşuyoruz ama ya sermaye arttırımı nedir? Bedelli sermaye arttırımı nedir? Bir de hisseli mi diyor? Başka bir şey söylüyor. Yani nedir bu? Tahsisli. Yani bu yatırımcı için ne anlama geliyor? Şirket sahibi için ne anlama geliyor? Bu hangi amaçla kullanılıyor dolayısıyla? Bize biraz bu sermaye arttırımı kavramını anlatır mısınız? Nedir? Murat, normal borsada bir lot hisse senedi, yani bir lot dediğim bin adet. Bin adet hisse senedi aldığın zaman, diyelim ki bin lira, bir lira verdin. O hisseyi aldığın anda o şirkete ortak oluyorsun. Yani zararına evet ortak olmuyorsun ama karına ortak oluyorsun. Bu şirket sana temettü ödemek zorunda. Aslında bir dönem Sermaye Piyasası Kurulu'nun böyle bir zorunluluğu vardı. Yani belirli bir süre temettü, yani kar payı ödeyeceksin diyordu. Ancak şu anda o da kaldırıldı yani pandemiyle beraber. Yani sistem şu: bir şirket var, halka açık. Ben gidiyorum borsadan. Bir lot onu alıyorum. Evet. Dolayısıyla belli bir oranda hissedar oluyorum şirkete. Ve bu şirket yıl sonunda bir kar elde etmişse o karın benim hisseme düşenini bana vermeli. Doğru mu? Evet. Evet, şimdi bunu son dönemde vermiyor. Tamam. Bu Ereğli gibi, Tüpraş gibi büyük kurumsal şirketler bunu düzenli olarak veriyor. Ortaklarına, küçük ortaklarıyla. Sermaye arttırmak ne demek? Paylaşıyor. Evet. Şimdi sermaye arttırmak bir şirketin iş yapabilmesi için gerekli olan sermayesi. Genel olarak şimdi şirketler kötü yönetim nedeniyle işletme sermayesini kaybediyor. Yani hatalı yatırımlar, daha ona benzer birçok konudaki zararla beraber. Daha sonra küçük ortaklarına diyor ki, bakın ben büyük ortağım ama sen de benim küçük ortağımsın. Hadi sermaye koyalım, para koyalım diyor. İşte buna bedelli sermaye arttırımı deniliyor. Nedir mesela bir şirketin, işte bak çok önemli bir soru, nokta burası. Bir şirketin halka açıklık oranı %40 diyelim. %60'ını patron koyuyor bedelli sermaye arttırımında. Geri kalan her bir hisse 1 liradır bu arada, nominal değeri, eğer olağanüstü bir şey yoksa. Diğer ortaklarda, yani borsadaki küçük ortaklarda %40'ı koyuyor. Ancak bakın, Sedat Peker'in gündeme getirdiği o hanımefendinin şirketindeki bunlarda halka açıklık oranı %99.9. Yani tamamı halka açık demek. Tamamı halka açık demenin ne anlamı var? Yani o bedelli sermaye arttırımın ya da o şirkete konulacak sermayenin tamamını küçük yatırımcılardan alıyorlar. Evet, küçük, yani ben kar etmek için hissedar olduğum ya da karına ortak olmak için hissedar olduğum şirket sene sonu geliyor. Diyor ki, bırak ben sana kar vermeyi, sen bana biraz daha para ver. Hani verdiğin kadar daha para ver.
Çünkü ben sermaye arttıracağım. Ben bu işleri yürütmek için sermaye arttırmam lazım. Yani ben 1000 lira veriyorum. 1000 lira veriyorum. Amacım sene sonunda 1200 liraya kar elde etmek ya da belki yarın bir gün o hisseyi satıp 1200 lira almak. Ama 1000 lira verdiğim şirket diyor ki ya sen bana 1000 lira daha ver. Ben para kazanacağıma para vermek zorunda kalıyorum. 1000 liram yoksa o zaman ne yapıyorum? Hisseyi satıyorum. Ve evet, dolayısıyla bakın bunu ucuzluyor mu? Evet. Hem de şirketin değeri kayboluyor değil mi? Ama patron kazanıyor. Patron her zaman kazanır. Yani kumarhane gibi bir hale geldiği için patron burada her zaman kazanan isimdir. İşte nitekim bakın mesela o gün televizyona çıkan bayanın anlattığı olay. Ya doğrudur, o bayan çok önemli Sayın Tozlu. Gerçekten sistemi anlatması nedeniyle bence çok büyük önem arz etti orada. Fakat burada hanımefendinin de bir sorunu var. Senin elinde hiç hisse senedi yok. Bakın o hanımefendinin elinde sıfır. Sıfır hisse var. Yani bir tane bile yok. Sokaktaki vatandaşta var, onda yok. Fakat o şirketin yönetiminde, şirketin yönetiminde olması nedeniyle sermaye arttırımı için pazarlıklar yapıyor, rüşvet çarkına giriyor. Yani burada asıl sorun bu işte. Yani kimse sormuyor. Ya iyi güzel de hanımefendi, sen bu şirketin neyisin? Tamam, yöneticisisin, eski patronusun ama neden bedelli sermaye arttırımı şey yapıyorsun? Burada şöyle bir sorun var sermaye piyasalarında. Aslında bu uzun yıllardır var olan problem. Altın hisse dedikleri bir olay var. Yani yönetim hakkını elinde tutmak. Bir şirketin nedir hissesi? %100'lük bir hisse vardır Murat. Bunun %99'unu halka açıyor ama o bir hisseye diyor ki bu altın hissedir. Bu %1000 daha değerlidir diyor yönetim kurulu kararıyla. Siz %99 o hisseyi ele geçirseniz bile, elinize alsanız bile yönetime giremiyorsunuz. Neden? Çünkü oradaki patron %1 hisseyle o %99'luk bölümü yönetebiliyor. İşte bunların kaldırılması lazım. Yani diyor ki bu A tipi hisse, %1'lik A tipi hisseyi elinde tutanlar yönetim kurulunu belirler. Geri kalan B tipi, C tipi hisseleri elinde tutanlar onların kararlarına uymak zorundadır. O %1 bir anda %99'u yönetiyor. Evet, aynen yönetiyor ve istediği kadar da söğüçlüyor. Yani istediği zaman getir bana para ver diyor, veriyor. Ha, burada Sermaye Piyasası Kurulu'nun buna engel olması lazım. Bakın Sermaye Piyasası Kurulu'nun bence muhalefetin olası bir iktidardan sonra, değişikliğinden sonra bu konuya el atılması lazım. Çünkü burada milyarlık bir yanlış var. Yanlış ya da bakın yolsuzluk demiyorum, yanlış var. Neden yanlış var? Batık bir şirket, fiyatı 0.30 kuruşa düşmüş bir şirketin hisse senedine kimse kalkıp da yatırım yapmaz. Ancak şirket patronları burada %300-400 gibi bedelli sermaye arttırım kararını çıkarttırıyor Sermaye Piyasası Kurulu'na. Nasıl çıkarttırıyor? Hangi akılla, hangi mantıkla, hangi iktisat mantığıyla bu kararı veriyor? İşte Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması gereken önce bu. Bakın bu hanımefendiyle ilgili bu şu anda şu açıdan önemli. Ben yanlış anladıysam düzeltesin istiyorum. Evet, Peker bazı iddialarda bulunuyor. Bu iddialar çerçevesinde aslında vurguladığı şey rüşvet çarkı. Yani birilerinin iş yaptırabilmek için bir rüşvet ağına dahil olması gerektiğini, o rüşvet ağına dahil olanların zaten haber bile olmadığını, orada büyük bir çark döndüğünü söylüyor. Ama sizin anlattığınızdan ben şunu anlıyorum. Aslında bu olayın kahramanı olarak öne çıkan kişinin talebi de normalde karşılanması gereken bir talep değil. Yani SPK'nın buradaki davranışı da aslında normal geliyor. Diğerlerini sorgulamak lazım. Bunu değil de diğerlerini sorgulamak lazım gibi geldi bana. Çünkü kesinlikle son 5 yılda yapılan bütün sermaye arttırımlarının, bedelli sermaye arttırımlarının sorgulanması lazım. Niçin sorgulanması lazım? Bakın şirket talep edebilir. Çünkü şirketin içine para girecektir. Patronun eli güçlenecektir. Daha yatırım yapacaklar. Mantıklı bir şeyde. Bunu Sermaye Piyasası Kurulu'na bir raporla sunması lazım şirketin. Uzman, oradaki uzmanın kurul üyelerinin bakması lazım. Evet, bu adam buradan gelecek 100 milyarı. Bakın bu Mine Hanım'ın da bahsettiği para miktarı 100 milyar. Ya 100 milyar basit bir para değil ya. Ve bu batık bir şirket. Bu 100 milyar nereye harcanacak? Bu şirket ne yapacak bu parayı ve bunun mantığı aranacak. Bunun iktisadi, yani o para üretime dönecek mi, ekonomiye dönecek mi? Kesinlikle. Sermayedarları, o hisseyi verenlerin
kar etmesine neden olacak mı? Değil mi? Ülke ekonomisine katkısını sorgulayacak. Kesinlikle. Mesela bir araştırılması gereken konu da şu. Bugüne kadar bedelli sermaye arttırımı kararına imza atılıp da küçük yatırımcılardan para toplanıp da şu anda batıp borsadan yok olan şirketler incelenmeli. Bakın bunların çok mudur böyle şirket? Bağlantılı. Çok mudur? Birkaç şirket mi? Yaklaşık valla keşke birkaç olsa. 100'e yakın şirket var. Bakın çok ciddi anlamda piyasadan para çektiler bunlar. Ve bugün patronlar ya normal şartlarda siz sokaktaki bir vatandaşın cebinden 100 lirayı almış olsanız dolandırıcılık suçundan hapse girersiniz, hırsızlık yaparsınız. Ama bir şirket, çok basit bir şirket, borsada bugüne kadar birçok şirkette görüldü. Halka açılıyor, halka açıldığı, halktan aldığı parayla yetmiyormuş gibi bile üzerine defalarca sermaye artırımı yapıyor, bedelli sermaye artırımı yapıyor. Öyle şirketler var ki yılda 2 defa, 3 defa bedelli sermaye artırımı yaptı ve buna sermaye piyasası kurulu izin verdi. Ve bu şirketlerin daha birçoğu bugün ortada yok. Bakın en basit bir örnek vereyim şirket ismiyle. Peki bunu sorun, bir saniye, bunu denetleyen, bunun hesabını soran yok mu? Yani şunu anlarım. Birisi başvurdu, tamam sermaye piyasası kurulu dedi ki tamam sen bedel arttır çünkü burada ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir proje görüyorum dedi, onayladı, sonra şirket battı. Şimdi dönüp bunu denetleyen, yani SPK'yı da denetleyen, onu da bu izinleri de inceleyen, ya bu izin verilen izin sonrasında bu şirket battı, dolayısıyla binlerce insan mağdur oldu, bu izinler hangi çerçevede verildi, bakayım haklı biçimde mi verilmiş diyen bir üst yapı var mı yok mu Türkiye'de? SPK sorumsuz mu yani? Yani zaten olmuş olsaydı şu anda bu olmazdı. Sedat Peker'in iddiaları olmazdı. Mine Tozlu ortada olmazdı. İşte problem burada. Bakın Sermaye Piyasası Kurulu eskiden Başbakanlığa bağlıydı. Ve denetlenen bir kurumdu ve çok hassas bir kurumdu. Ancak bugün Cumhurbaşkanlığına bağlı. Ve şu anda Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesi gerekiyor, ancak işte yine de burada ana sorun bu. Buradaki bir başkan eğer bu iddialara karışabiliyorsa bu kurumda ciddi bir sorun vardır. Yani benim buradaki ısrarla dikkat çekmek istediğim iki bacak var. Bir, gerçekten halka arza izin verilmemesi gereken küçük saçma sapan şirketlerle doldu bu borsa. Diğer taraftan da Murat, bedelli sermaye arttırımı adı altında küçük yatırımcı soyuldu. Buradaki rakamlar çok büyük. Bakın işte o akşam Mine Hanım'ın bahsettiği 100 milyar liralık bir bedelli sermaye arttırımı. Ya 100 milyar ne demek? Korkunç bir para, dehşet evet. bir para. Ve bu küçük yatırımcının cebinden çıkacak. Peki bu hanımefendi bu parayı nerede kullanacaktı? Bakın tamam, eğer o rüşvet çarkı olmuş olsaydı, Erzurum'da anlaşma olmuş olsaydı, bu izin çıkmış olsaydı, bu şirkete 100 milyar lira ekstradan para girecekti. Peki şirket bunu ne yapacaktı? Bakın marka yatırım holding diyor. Neye yatırım yaptı? Bugüne kadar bu şirket neden böyle oldu? Bakın tahsisli sermaye arttırımı denilen, yani patron oraya para koyuyor, koyduğu parayı hisseye çeviriyor ve onu daha sonra satıyor. Ya da diyelim ki sizin bir tane Murat Ayşe diye bir şirketiniz var. Bu borsada işlem görüyor, siz batmışsınız. Battığınız için borsa yönetimi sizi gözaltı pazarına alıyor. Bakın gözaltı pazarına alıyor. Yani diyor ki yatırımcıya, bakın bu şirket batmak üzere, haberiniz olsun. Ve birileri çıkıyor ki Mine Hanım gibi birileri, o da açıkladı. Ben de oradan şirket aldım. O şirketleri 500 bin dolara, 1 milyon dolara alıyor. Yani böyle küçük para. Pardon, dolar değil, normal para, Türk lirası. 1 milyon liraya alıyor. Yani biri diyor ki bana, Murat gel ben sana şu parayı vereyim, sen bu şirketi devret. Zaten batmışsın, bitmişsin. Ben bu parayla ya bu şirketi kurtarırım. Kesinlikle. Şirketin bir de mesela adam seviniyor. Şirket üzerinden gidiyor, kurtuluyor her türlü borcu. Tamam, aldı. Ne oluyor daha sonra? Patron kalkıyor. Yeni Murat patron. Ayşe'yi alan kişi. Yeni patron. Yeni evet. patron. İşte alan kişi buraya 10 milyon lira koyuyor. Diyor ki bu benden borç bu şirkete. Daha sonra bunu sermayeye çeviriyor. Sermayeye çevirdikten sonra bunu bir spekülatörle anlaşıyor. Aslında spekülatör de demeyelim, manipülatör diyelim. Bu hisse
30 kuruş, 40 kuruştan 50 liraya kadar giden firmalar var. İşte bakın biraz önce Mensa dedim. Mensa. O zaman Türkiye'de... burada medya da giriyor işin içine. Yani işte şirket yeni satın almayla şöyle şöyle hedeflere ilerleyecek, şöyle şöyle projeleri var diye haberler vesaireler filan da yayınlanarak şirketin hisse değeri sürekli yükseltilerek satılıyor. Kesinlikle, yani beklenti yaratılıyor. Bakın tabii, bu marka holding. Yani medyada var işin Peker'in, içinde. Tabii marka holding. Bakın Sedat Peker'in gündeme getirdiği şirketin banka satın alacağı yolunda haberler çıktı. Hani o iki kişinin adı geçti ya medyada. Bu kişilerin yayın kuruluşlarında marka yatırım holding banka alacak dedi ya. Banka, yani düşünebiliyor musunuz? Bu hanımefendi. Şimdi bu haberi hangi küçük yatırımcı duysa. Banka alacak bir şirket gözaltı pazarından da çıkmış, ucuzken parası 50 kuruşken ben bunu alayım demeye başlar. Dolayısıyla o 50 kuruş 50 liraya kadar çıkar. Kesinlikle. Ve çıkıyor. Bakın anladım. Evet, sermaye piyasası kurulu eskiden bu tür haberleri denetlerdi. Hemen anında o şirketin işlem sırasını kapatır, açıklama isterdi. Sen banka mı satın alacaksın normalde eskiden? Bunu bize açıkla derdi. Hayır, öyle bir şey yoksa yalanlardı. O haberi yapan gazeteci hakkında soruşturma açılırdı. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunurdu. Bakın buradaki iddia edilen borsa internet sitesiyle ilgili hiçbir soruşturma yok, hiçbir inceleme yok, hiçbir suç duyurusunda yok. Tam tersi, Sayın Başkan Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir önceki iddialara muhatap olan başkan diyor ki bu sitenin sahibi bana hayırlı olsuna geldi. Ya şimdi Allah aşkına, Türkiye'de binlerce, on binlerce site var. Bunların hangisinin sahibi Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'na hayırlı olsuna gidiyor ve kaç tanesini kabul ediyor? Şimdi benim de bir internet sitem var, finans piyasalarında etkili bir site. Ben şimdi Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nı arayayım, yeni başkanı, ya ben sana hayırlı olsuna geleceğim. Ya adam demez mi? Niye geliyorsun kardeşim? Niçin geliyorsun? Yani bunun bir yolu var, yordamı var. İşte problem burada. Senin dediğin gibi medya bacağı, yani PR bacağı olmadan bu iş olmuyor. İşte bu olayda bakın. Sonuçta şirket, hisse değerleri yükseliyor. 50 lira oldu. Oraya kadar geldik. Güzel. Sonra ne oluyor? Sonra ne yapılıyor? Sonra bir spekülatör, manipülatörle anlaşılıyor. Ve o eldeki hisseler, diyelim ki 50 lira olan hisseler, iskontolu olarak 20 liraya, 25 liraya satılıyor. İşte o beklenti, o haberlerle birlikte küçük yatırımcı nasıl olsa banka alacak, yeni bir hikaye yaratılıyor ve o arada sürekli yükselmesi nedeniyle insanlar hisse senedi alıyor. Bakın borsada bir yatırımcı psikolojisi vardır. Mesela şu anda banka hisseleri. İsim vermemizde sakınca yok. İş Bankası'nın hissesi 4 lirayken kimse almıyordu. Ama İş Bankası hissesi 2 gün ard arda tavan oldu. %40'a yakın prim yaptı. Herkes İş Bankası hissesi aldı. Yani Türkiye'de yatırım bilinci olmadığı için bir hisse düşerken aslında normalde alınır. Tam tersi bizde yükselirken, yükseldikten sonra alınıyor. Bakın bir hisse senedi. Bu hep böyle ama bu hep böyle, bunu söyleyelim. Evet. Yani ama bu küçük yatırımcı şeyi, hani düşerken panik yapıyor, daha fazla zarar etmeyeyim diye satıyor. Çıkarken de alıyor, dur ben de bineyim bu gemiye, ben de yükseldikçe para kazanırım diye. Bu hiç de değişmiyor, hiçbir alanda değişmiyor. Ya işte ona finansal okuryazarlık deniliyor. O finansal alt kültür bizde olmadığı için, işte Sermaye Piyasası Kurulu'nun böyle bir olduğu bir ülkede siz ne beklersiniz? Bakın Murat, bu olayın... Sonuçta voli nerede vuruluyor? Yani sonuçta bu yeni patron parayı nerede realize ediyor, cebe atıyor? İşte yeni patron tahsisli sermaye ile, yani borç vererek koyduğu parayı... Sıfır şirkete koyduğu, batık şirkete koyduğu parayı hisse senedine dönüştürüyor. Bu nominal 1 lira üzerinden. Bu hisseyi 50 liraya kadar çekiyorlar. 50 kasaya sokuyorlar. Sonra evet, kasaya sokmadan bu hisseyi borsada satmadan, ben sattım demiyor zaten kadın, evet, ben borsada satmadım diyor. Kalkıyor bunu Ahmet'e satıyor. Ama nasıl satıyor? Virman yöntemiyle satıyor. Aranızda bir tane anlaşma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Murat Ayşe hisse senedini Ahmet bilmem kime
50 milyona sattım diyor ve onu virmanlıyorsun, bu kadar. Bir anda sahibi değişiyor. Böyle bir yöntem dünyada yok. Bakın bunu Amerika'da yapmış olsalar, bu kişiler en az 30 yıl hapis cezası alır. Yani Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de bu tür suçlar adam öldürmekten daha ağırdır. Maalesef bizde ise bunun hiçbir cezası yok. Yani 5 yıl, 6 yıl, şimdi bakın yine sermaye piyasası suçlarını mahkemede takip ettiğiniz zaman 5 yıl sürüyor, 6 yıl sürüyor ve çoğu uzman hakim olmadığı için, bilir kişilerle devam edildiği için bu olay kapanıyor gidiyor. Yani herkes yaptığıyla... Bu tip suçlar için bir ihtisas mahkemesi de yok mu Türkiye'de? Hayır, yok. Maalesef hiçbir konuda yok. Bakın tabii ki ben yıllar önce yine bir borsa yayını, böyle sermaye piyasasıyla ilgili bir haber vardı. Onunla ilgili haberi izliyordum. Bir spekülatör bir bankaya 4 liradan aldığı hisse senedini 20 liraya getiriyor ve onu satıyor. Tekrar kayboluyor. Ve bu adamı bankanın şikayeti üzerine mahkemeye çıkartıyor. Hakim buradaki aradaki farkı anlayamadı. Peki diyor, 4 liradan diyor bu hisse senedi 20 liraya geldi. Aradaki fark ne oldu diyor. Yani adam anlamıyor. Çünkü borsayı anlayabilmek, sermaye piyasaları konusunda uzmanlığa ihtiyaç var. Maalesef Türkiye'de mahkemelerimiz uzman değil. Nasıl bugün bilişim konusunda yeni yeni daha ihtisaslaşılıyorsa... maalesef sermaye piyasaları konusunda uzman yok. Bakın bu Sedat Peker'in iddialarının çoğu havada kalacaktır. Yani zaten şu saate kadar hiçbir değerlendirme yapılmadı. Sermaye piyasası kurulu tam tersi bu iddiaları ortaya atan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ben şunu beklerdim sermaye piyasası kurulundan. Sağlıklı bir ülkede, sağlıklı bir işleyişte demesi lazımdı ki o dün gece yarısı yapılan basın açıklamasında. Biz bu iddiaları inceleyeceğiz. Son bir yıl içerisinde ya da beş yıl içerisindeki tüm halka arzları inceleyeceğiz. Tüm bedelli sermaye artırımlarını inceleyeceğiz. Şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır demesi gerekirken bu iddiaları ortaya atan insanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Bakın dünyanın hiçbir yerinde olmaz böyle bir şey. Bunlar tarihe geçecek olaylar. Bu nedenle Türkiye'de sermaye piyasaları gelişmez. Aklı olan küçük yatırımcının borsada işi olmaz zaten. Yani böyle kaplanların, aslanların kapıştığı bir arenada küçük yatırımcı pençe darbeleriyle mahvoluyor. Bugüne kadar hep oldu ve hep olacaktır. Bu nedenle o marka holding tamamen semboliktir. Bakın bu hanımefendinin açıklamaları çok önemlidir. Evet, hanımefendinin de aslında aynı çarkın içinde olması apayrı bir olay ama bence... bilinen bir şeyi dile getirmesi, yani kral çıplak demesi sermaye piyasaları açısından çok önemlidir. Mutlak surette muhalefetin bunu rapora dönüştürüp bu konunun üzerine çok ciddi anlamda gitmesi lazım. Eğer biz sermaye piyasalarını ıslah etmezsek asla ve asla Türkiye'ye kimse gelmez. Bakın yabancı yatırımcı Türkiye'den arkasına bakmadan kaçıp gidiyor. Neden gidiyor? İşte bunun için gidiyor. Senin sermaye piyasaları eğer piyasaların güven vermiyorsa insanlar gider. Bir şeyi daha belirtmek istiyorum Murat. Çok uzattım. Son bir dakika lütfen. Evet. Bana göre bu konuda çok önemli kilit bir isim var. Bakın Hakan Atilla. Hakan Atilla'nın borsa yönetiminden ayrılması konusunda mutlaka araştırma yapılması lazım. Hakan Atilla neden ayrıldı? Hakan Atilla neden sustu? Borsada Hakan Atilla döneminde çok sayıda halka arz yapıldı. Neden Hakan Atilla şu anda konuşulmuyor? Muhalefet bence Hakan Atilla konusunun çok üzerine gitmeli ve onu gündeme getirmeli Murat. Evet, Hakan Atilla'nın eski Halkbank Genel Müdürü olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde orada tutuklandığını, orada cezaevinde kaldığını, Hakan Atilla'nın yerine SPK Başkanı olan ismin geldiğini, Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nden SPK Başkanlığı'na geçtikten sonra da Amerika'da bırakılan Hakan Atilla'nın Türkiye'de gelip Borsa İstanbul'un başına geldiğini hatırlatmış olalım. Hani o bilgiyi de verelim, herhalde yanlışım yok. Tamam, çok teşekkür ediyorum Remzi Özdemir. Rica ederim. Yani, böyle dinledim hayretler içerisinde. Nasıl bir çark ve bu çark, hani bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Dediğiniz gibi herhalde çok...